Merhaba sevgili seyirciler. Uzun denilebilecek bir aradan sonra yine beraberiz. Malum lanetli mi diyelim, zehirli mi diyelim olan 2020 bitti. 2021'e başladık. Biraz da aksiyonla başladık. Amerikan aksiyonuyla. Birazdan konuşuruz onları. Hiç lafı dallandırıp budaklandırmadan programımıza geçelim isterseniz. Evet, enteresandır. Dün bu programı çekmeden bir gün önce Amerika'da şeyler, bir takım olaylar oluyordu. Türkiye'dekiler Amerika'ya demokrasi dersi veriyorlar. Enteresan, özellikle de şeyler, iktidar trolleri. Dedim Allah'ın işine bak yani, hakikaten. Son 3 yazında herhalde ya da işte 3 yaz önce 2 yazıda bu parti devleti ve liderlerin otoriterleşmesine dair bir seri kaleme aldım. Orada aslında bütün otoriter liderlerin karakteristiğinin, yani dünyanın neresinde olursa olsun, hangi kimlikte, hangi dinde, dilde, ırkta olursa olsun aşağı yukarı aynı olduğunu söyledim. Dolayısıyla akıbetlerinin de birbirine benzeyeceğini gibi bir analoji yapmıştım. Trump hakikaten bir otoriter devletin, başkanının çizdiği yol haritasından milim milim ilerliyor. Yani hiç sapmıyor. İşte en son iktidarını kaybetti. Bu arada Amerika'nın çok güçlü demokrasisinin ve bürokrasinin buna çok ciddi bir engel olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Türkiye o kadar şanslı değil. Yani Türkiye'de işte medya, bürokrasi, hukuk, adalet bilmem ne falan hepsi kolayca teslim olduğu için Türkiye otoriter rejimin istediği mecraya akıverdi. Çok kolay akıverdi. Yani bir planlanmış, kurgulanmış bir kalkışmayla. Trump bu işin çok ucuz olmadığını, vuruşarak çekileceğini çok önceden ifade ediyordu. Dün şeyi oynattı. Ana büyük hareketini yaptı. Taraftarları Kongre Sarayı'nı bastılar bir film yapılırken Kongre üyeleriyle ilgili. Çok enteresan, çok renkli görüntüler ortaya çıktı. Biliyorsunuz Trump epey bir şey olduktan sonra Amerikan halkının yaralarını, hangilerini kaşıyabilirim, hangilerinin üzerine gidebilirim diye epey herhalde kafa yorduktan sonra bu Türkiye'de de çok kullanılan, Orta Doğu ülkelerinde de çok kullanılan din. Çok fazla biliyorsunuz orada Amerika'da böyle ulusçuluk çok fazla olmuyor ama yine de ona oynayabiliyor. Yani Trump özellikle işte dinimize saldıracaklar, bilmem neye saldıracaklar gibi şey yapıyorlar. Mesela bu Dursun Zafer'ci, mesela bakın bu, hani hatta dün bir espri yaptım yani buna 6 Ocak Şehitler Köprüsü falan filan bile derler yani, dedim. Yani çünkü köprüde eylem yapılıyor falan filan. Trump'ın istediği şeydi aslında. Karşılarına bir asker çıkarılmasıydı. Şunların karşılığını. Fakat o tuzağa düşmedi Pentagon. Karşılarına kimse çıkarmayınca adamlar dümdüz şeye girdiler. Kongre Sarayı'na ve içeri girdiler. Hakikaten tiyatro gibi görüntüler oluştu yani. Akıl almaz görüntülerdi. Maalesef bir kadın göğsünden vurularak öldü. Öldüğünü zannediyorum. En son öyle bir şey yapmıştım. İşte görüyorsunuz yani bunların bizdeki savaşçılarla, cihatçılarla çok bir farkları yok. Trump taraftarları bunlar. Organize tabii. Bunlar sıradan oy vermiş insanlar değil. Bir yerlerden oraya çok önceden planlanarak getirilmiş insanlar yani. Aylardan beri Trump bugün için çalışıyordu. Fakat işte dediğim gibi yani Amerika ile Türkiye'nin farkı da burada ya da Orta Doğu ülkelerinin farkı burada. Hatırlıyorsanız Nancy Pelosi şey demişti yani, burası Türkiye'de bir Orta Doğu ülkesi değil. Ben hatta buna şey demiş, işte Trump bizdeki argümanlar aynı şey. Adnanoğulları, bir Kadiroğulları falan benzer şeyler. Yani Trump bir daha seçilse muhtemelen bu resmi şey olacak, karşılama komitesi olacak bunlar yani. Bunlar hakikaten bizim çok benzer şeyler ama dediğim gibi Amerika'da çok oturmuş bir demokrasi var, çok ileri bir demokrasi var.
medyasından, işte Twitter mesela Trump'ın hesabını askıya aldı yani. Türkiye'de bunu yap yap bakayım, yapabiliyor musun? Daha boş ver onu, Türkiye'de iktidarın dediği hesabı kapatmak zorundasın, haberi erişimi engellemek zorundasın, hani bıraktığınız şeyi. Hasılı kelam velveleyle bilmem neyle oldu bittiyle Trump hani şey diyordu ya bir tane AKP'li İstanbul seçimlerinde. Hiçbir şey olmasa da bazı şeyler olmuştur falan. Trump da o noktada tam yani. Hiçbir şey olmasa da bazı şeyler olmuştur diyerek sağa solu Amerika'nın bütün kanun boşluklarını, bütün şeylerini bularak oralardan kendine bir savunma, bir defans hattı oluşturmaya çalışıyor. İşte 20 Ocağı çok az kaldı. 2 hafta gibi bir süresi vardı. Ne olur ne biter bilmem ama yani bence zirve pik yaptı ki çok büyük de tepki gördü. Çok akıllıca hareket ettiler muhalifler. Böyle iyot gibi açıkta kaldı Trump tek başına. Kendi partisi bile muhtemelen şey olacak. Belki daha görev süresi dolmadan azledilmek şey olacak, planlanacak. Bu arada Türk medyasını uzun yıllar aradan sonra seyretmek zorunda kaldım. Tam bir evlere şenlik bir Trumpçılık geliyor. Özellikle mesela CNN Türk'te yorumlar vardı ki hakikaten yani evlere şenlikti arkadaşlar. Neyse geçelim ikinci bir direniş şeyine. Şimdi iktidar biliyorsunuz yani 2002 yılında AK Parti seçim bildirgesi yayınladı. O bildirgede şöyle deniyordu. Eskiden çünkü çok kızardık. Ben çok yazı yazdığımı hatırlıyorum. İşte Nevzet Sezer gibi şeyler. Rektör, akademisyenler arasında rektörlük seçimi oylaması yapılırdı. İşte birinciyi değildi, üçüncüyü seçerdi Ahmet Sezer kendine göre daha seküler olanı falan filan. Buna kızardık. Yani ulan birinciyi seçmek varken bu ne biçim demokrasi düşmanlığı falan. Dolayısıyla AK Parti de seçim şeyine işte bırakınız rektörleri, dekanları, bölüm başkanlarını bile seçimle getireceğini iddia ediyordu. Tabii hiç öyle bir şey olmadı. Olmayacak da şey oldu. Tam tersi oldu. Hepsi saraydan şey yapılıyor. Saray bu işte de şey oldu. Abarttı artık. Biliyorsunuz yani daha önce hayvanat bahçesinden TÜBİTAK'a müdür atamışlardı falan. Bunları alıştırdılar bizi. Şimdi de kendi milletvekili aday adayını bir taneyi kerameti kendinden menkul bir arkadaşı Boğaziçi'ne yani ülkenin en prestijli, en yüz akı üniversitesine, akademik kurumuna rektör olarak atadı. Muhtemelen böyle bir reaksiyon da beklemiyordu. Yani üniversiteleri tam felç edecek şey olarak ve bu gördüğünüz tablo bir ülkenin üniversitesinin şeyinde, kapısında görülen bir şey. Yani burada bir ikiyüzlülüğü, bir mide bulandırıcı bir şeyliği de yapayım. Bu Ahmet Davutoğlu'nun sanki üniversitelere kayyum atanması, üniversitelerin kapatılması kendileriyle başlamış gibi kendi şehir üniversitesinden başlatıyor tarihi. Bu büyük bir utanmazlık, büyük bir arsızlık olarak görüyorum ben bunu. Bizzat Davutoğlu kendisi kaç tane, ondan fazla üniversitenin kapatılmasını imza atmıştır yani. Ve hiç böyle kalkıp şey yapmanın, demokrat kesilmenin bu saatten sonra anlamı yok. En azından susmayı, biraz da edebi utanmayı öğrenmeli. Hatta ben dün öyle bir şey yazacaktım, sonra ağır olur dedim. Yani okullarda bütün derslerden önce, her şeyden önce, beslenme alışkanlığından bundan önce edep dersi, utanma dersi nasıl utanılır, utanmak ne demektir diye bir ön ders koymak lazım. Eğitimin ilk şartı bu olmalı diye düşünüyorum. Evet, devam edelim. Yani bir kelepçe mesela şu var ya, şu çok tarihi bir fotoğraf arkadaşlar. Üniversitenin kapısına polis kelepçe vuruyor arkadaşlar. Yani bu bir acziyet ifadesi. Bambaşka bir şey. Buna işte biz İslamcılar zaten şey yapmıyor. Onlar yok elit bilmem ne falan filan gibi abuk sabuk şey söylediler. Elit esas o özel üniversitelere sonradan semiren, sonradan zenginleşen siyasal İslamcıların çocuklarının gittiği okullar elit. Fakat tabii bu protestolar şeylerini hemen aldı karşı tepkisini. Bundan bir sonrakine geçelim. Evet, bu hocalar hocaların protestosu bu. Şey rektörü protesto ediyorlar, arkalarını filan dönüyorlar. Ve ertesi sabah 25 tane çocuğun evine baskın yapıldı. Sabahın köründe kapılar kırıldı, duvarlar delindi, sanki eşkıyaymış gibi, silahlı terör örgütüymüş gibi.
bu öğrenciler içeri alındı. Şimdi de duyuyoruz ki çıplak aramaya kalkışmışlar. Yani iktidar bir taraftan utanmadan, sıkılmadan çıplak arama yoktur, bu böyle bir şey olamaz falan filan derken yaşanıyor. Yani hala yaşanmaya devam ediyor çıplak arama hikayesi. Bu da başka bir direnişin öyküsü. Tabi bu klasikleşmiş artık. Yani iktidarın en büyük korkusu acaba buradan bir gezi olayı çıkar mı? Hani en büyük sıkıntıları o, gezi olayı çıkar mı çıkmaz mı? Bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum ama bu tür şeyler iktidarın sonunu hızlandırıyor. Üçüncü dosyamıza geçelim arkadaşlar. Bu abi çok mübarek bir imam abi. KHK'lı. İsmi Emin Arıcan. Tabii iş arıyor, bulamıyor. Bir de imam tabii, yani toplum şeytanlaştırıyor, şudur budur. Ve Cağaloğlu'na giderek orijinal kitapları alıyor. Tezgahtarlık şey yapıyor, işportacı. Şimdi enteresan olan şey şu. Herkes korsancı zannediyor. Halbuki korsan değil. Parayla alıyor. Yani indirimli alıyor. Normal üzerindeki fiyata satıyor yani. KHK'nın korsancısı bile enteresan. Yani korsan değil. Şaşırıyorlar insanlar. Polis geliyor. Mesela korsan yakaladık diyor. Kontrol ediyorlar. Hepsi bandrollu. Hepsinin fişi var, şeyi var. Arkadaş gayet yasal bir şekilde bu işi yapıyor. Şimdi düşünün, her şeyin bozuk olduğu bir ülkede, her ayarın, işte ben hatta şunu söylüyorum, biliyorum, yayın evlerinin kendileri kendi yazarlarına telif ödememek için ya da vergiden kaçırmak için korsan kitapları kendi orijinal matbaalarında bastıklarını biliyorum. Devletin böyle rakamlarla oynayarak korsanlık yaptığını biliyorum. Burada bir KHK'lının ve imamın bir din görevlisinin böyle ahlaklı ve erdemli iş yapması aslında tabloda tarafların ahlaki seviyesini ve erdemlerini göstermesi açısından çok ibretliktir diye şu görseli tarihi olarak buraya koydum arkadaşlar. Evet, saraylar devri, saraylar çağı. Herhalde bu yaşadığımız çağın bir adı da bu dursun Zafer'cim. Bu yaşadığımız çağın bir ismi de şey, Saraylar Çağı. Fakat bu sadece tabii Tayyip Erdoğan'ın yazlık kışlık işte doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde, deniz kenarında, dağ başında, düz ovada, her yerde bir sarayım olsun, göl kenarında, ormanda, şurada, burada, her yerde sarayım olsun zaafın değil bu. Tepeden balık baştan kokunca aşağıya doğru gidiyor yani işte. Çok affedersiniz, üfürükten bir parti il başkanı bile kendine kendi çapında saray yapmaya çalışıyor. Hatırlayınız işte Diyarbakır'da şu anda o kayyumu içeri attılar. Kayyum Diyarbakır Belediye Başkanı'nın odasını göstermişti. Duşlar işte, o altın varaklı bilmem savunma, şunlar bunlar inanılmaz şeylerdi yani. Şu gördüğünüz arkadaşlar biliyorsunuz Adıyaman mütevazi bir il. Adıyaman devlet kütüphanesiydi. İktidar nedense başka işi yokmuş ki bunu yıktı arkadaşlar. Yerine de şöyle, yani zaten şu mimariden tiksinmeye başladım. Şu örneği gösterelim arkadaşlar. Şu yerine bir kütüphane yapacağım dedi ama ondan önce arkadaşlar valilik yaptı. Şu valiliği yaptı yani. Bakın bu valilik hani değil Adıyaman'ın, ne bileyim bir Orta Doğu ülkesinde bir ülke çapında bir devlet sarayı olarak yani şey tabii. Valiliği şeyi hani nasıl derler, Saray Junior işte imitasyon Beştepe falan diyelim, ne diyelim. Şu ışıklı gece fotoğrafını da gösterelim. Şu görkeme bak, bırak bırak bırak. Gören der ki çağlara ün salan işte atlarını doğudan batıya koşturan beylerbeyinin şeyi yani böyle bir şey. Adıyaman valiliğinin, atanmış bir valinin sarayı bu arkadaşlar. Yani akıl alır gibi değil. Aslında sadece mevzu valilik sarayı da değil arkadaşlar. Yani. Bu mesela Adıyaman Emniyet Müdürlüğü arkadaşlar. Bir sonrakine gelelim. Şu Adıyaman Çevre İl Binası Müdürlüğü arkadaşlar. Ya, halkı belki de
Adıyaman halkı nasıl yerlerde oturuyor, ne yapıyor bilmiyorum ama saraylar ülkesi, saraylar şehri olmuş Adıyaman yani. Yazık, günah. Tekrar alalım. Yani hakikaten yazıktır, günahtır. Yerle bir ettiler arkadaşlar. Şu enkaz görüntüleri de var. Yani yazık, günah. Ve kütüphanesi olmayan bir il saraydan geçilmiyor arkadaşlar. Pandemi tabii çok alışkanlıklarımızı değiştirdi. İşte artık geçen bir arkadaşım öyle diyor. Dalkavukluk bile Zoom üzerinden yapılıyor artık yani. Görüntülü yapılıyor. Yani mecbur. Çünkü el öpmek yok, yaklaşmak yok, bilmem ne yok. Dolayısıyla sanalla çevrildi bu işler. Hani insanlar doğumdan ölümüne kadar her şeyi sanala almaya başladılar. İşte yaş gününü sanal yapıyorlar. İşte cenazeyi sanal yapıyorlar. Mevlidi sanal yapıyorlar. Hatta geçen biri dedi, ya dedi bu namaz olmuyor mu? Ben dedi açsam sumu dedi size tabi olsam falan gibi cuma namazını kastediyor. Dolayısıyla liderler de Macron şu gördüğünüz odasında yapıyor. Mesele o değil. Dünya liderleriyle görüşüyor. Bir sonrakine gelelim. Bakınız burada Macron enteresan bir şekilde Avrupa Konseyi Başkanı var karşısında. Çin Devlet Başkanı var. Almanya Başbakanı var. Ondan sonra Avrupa Konseyi'ni söyledim. Konsey Başkanı var. Bir de temsilcisi var. Yani şöyle söyleyeyim sana. Dünyanın Amerika haricinde dünyayı yönetenler bunlar arkadaşlar. Yani Çin, Almanya, Fransa, Avrupa yani. Ve şu ortamdaki mütevaziliğe bakın arkadaşlar. Yani lütfen sırf bunun için yaptım. Yani mobilyaların mütevaziliği, işte bir kahve fincan, önünde kitap, yanında yalaka var, ne böyle altın varak şeyler var, işte kaloriferin bile üzerine oldu. Hiç öyle bir ortam yok. Ve bu arkadaşların itibarlarından hiçbir şey kaybettirmiyor arkadaşlar. Bunu göstermek istedim. Bu da tarihi bir fotoğraftı. Son dosyamıza geçelim arkadaşlar. Size Muratcan'dan bahsedeceğim. Muratcan Çiçek. Oy kurban olayım sana. Oy kurban olayım. Bir de annesi var bu Muratcan'ın. Neydi ablanın adı? Nilgün abla. Şu anda 24 yaşında bu Muratcan. Nilgün ablayı da göster. Şu anda 24 yaşında Muratcan. Nilgün abla çocuk felci geçirmiş küçükken. O günden beri, siz bakmayın şimdi tekerlekli sandalyesi falan var. Küçükken sırtına alıp götürüyor yani. Ta üniversiteye kadar beraber gitmiş. Hatta oğlunun kaldığı yurtta kalmış. Çocuk için kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Her gün okula gitmiş gelmiş arkadaşlar. Çok enteresan. Bazı derslere girmiş yanında oturmuş hatta Nilgün abla kurban olayım sana yani. Ama bu arkadaş çok enteresan arkadaşlar. Google'dan burs kazanan ilk engelli Türk oldu arkadaşlar. Muratcan var ya, Muratcan şu anda Google'da arkadaşlar. Google bursuyla iş yapıyor. Yani bu bir anne düşün 24 yıl neredeyse Murat'ın uyuduğu saatler dışında hep yanında. Yemeğini yediriyor, altını değiştiriyor, tuvalet ihtiyacını gideriyor, yazısını yazdırıyor, her şeyini yapıyor yani. Her şeyini. Bir anne kendi ömrünü oğluna alıyor ve oğlan başarısıyla annesini gururlandırıyor. Yani cennet bu annelerin ayaklarının altında olduğunu düşünüyorum. Muratcan bence Nilgün anne gibi bir anneye sahip olduğu için esas ödül bu bence. Muazzam bir ödül. Yani Allah hani elbette seçemeyiz ama annenin de babanın da elbette ki evladının da hayırlısını versin. Eli öpülecek bir anne Nilgün anne. Ki bütün annelerden yani keşke bu Nilgün annenin fedakarlığını bilmem neyi böyle elimizde bunun tozu olsa ve bütün dünyanın üzerine serpsek yani. İçimden öyle geldi. Evet sevgili dostlar, bugünkü programımız bu kadar. Ben mekan değişikliğine gittiğim için internetim biraz zayıf. Dolayısıyla çok sağlıklı olmayabilir bazı şeyler. O yüzden teknik olarak aksamalar olduysa kusurumuza bakmayın. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.